Değil ki. Günaydın canlarım. Hayırlı ne diyeyim canım? Hayırlı mutlu günler ve akşamlar. Canlarım. Bizim kediler. Saat şu an o kadar erken ki. Baksana bunlar. Erkenden bunlar. Hadi götür götür. Gelin bakayım. Arkadaş kapılarımız çıngırdadı kapılarımızı. Ya. Bağıra. Akşam hem de verdi. Hadi şimdi. İsmet'e doğradım bak o da oradan geliyor. Aha. İsmet'in eline doğradım verdim de dedim ya şey yap. Dur canım dur. Hatta 6:30. Dur. Hadi gel çocuğum gel. Sen de gel hadi. Aha. Bunlar şimdi bunu yerler canım. Hı. Yem bakayım. Üç tanesi gelirse nerede? Gelirler onlar. Önce onların karnı doyacak. Önce onlar. Gelsene. O bazısı bizden korkuyor. Biz çekilince geliyor. Ha, değil mi? Ya, onlara böyle yeter o. Ha, bunlar yetmez. Onlar gene gelirler. Ya, gelirse, o, gene veririm. Onlara. Gene veririm ben. Onlar sürekli geliyorlar. İstiyorlar benden. Oy, kapıyı tırmalıyorlar. Bağırıyorlar. Canlarım kapıya bağırıyorlar. En son. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne geldin köyümüze? He. Ama daha gitmek yok. Yok daha gitmiyorum. İnşallah. Gitmem. Artık burası. Daha adamı yalnız bırak baba. Yok burası benim meskenim artık. Ayşe bahçeye gidiyor. Bahçeye. He. Yemin daha diyeyim adamı yalnız bırakmak yok. Daha gitmek yok. Aha, bu yok. Yalnız diyeyim ki benim başımda diyeyim fazla sallanma. Kartal kalmış mamuc olurum da. Ayşe bak ya. Ayşe öyle çalışıyor. Bir köyün en güzeli. Güle. Hadi güle. Burada evet. Güzeli yoktu bu köyde. Tabii yani insan yaşlanınca. Bunun öldü 20 seneden fazla. Allah güç kuvvet vermiş gene. Güzel çalışıyor. İsmet amcanız mutfakta. İsmet amcanız kalan şeyleri yemekleri yiyorum. Tabii sabah onları yiyor. Ha. Çünkü son şeyimiz kaldı. Kediyle paylaştı. Birazını böyle kediye doğradık koyduk. Sen şey yap. Sen çay tavuğu. Kahvaltını getir yap. Ben tabaktan çorba yiyeyim. Tamam. Ama birine bir tane çay yapayım mı sana? Ya sen zaten çay yapacaksın, çay yiyeceksin, bardağı yaparsan ben içerim. Tabii. Bunu da ısıtayım sana mercimek çorbasını. Tamam aynı, şey oluyor bak tasını. Tamam. Düz neydi? Düz neydi? Ne diyorsun sen ya? Buradan var 10 günlük yol. Allah seni. Neymiş, şeyde götürme. Yolun arkada şeyler gidiyor insanın altında kim? Yarasın tosunuma karnısın. Karpuz kabuğu, yarasın tosunum var. Yavrum, iştahımı kabartıyorsun. Sabah saat 6:30. Ya. Akşam yemek, şimdi çok şey yemek yapıyorum. Yani bu köyün şeyleri çok güzel ya sebzeleri. İç açıyor, şey yapıyor. Vitamin ve bağırsakları açıyor. Şimdi yapıyorum, çok fazla yemiyorum. Bana diyor ki Esra sen çok fazla yemek yemiyorsun diyor. Ben Giresun'da canımı sıkılıp da yermişim. Burada öyle güzel şeyler var ki insanın canı sıkılmasına imkan yok. Kedilerde, köpeklerde, bahçelerde, ekimlerde, dikimlerde, evet işte evle uğraşırken şey yaparken hani insanın canı sıkılmıyor. Demek insan canı sıkıldıkça şeye daldırıyor yemeğe. Ve ben burada fark ettim ki yemediğimi. Yani bunu fark ettim. Çünkü ayrı bir haz aldığım şeyler var artık. Yani ayrı haz aldığım böyle neyi yıktın ha? Bizim büyük de geldi ha yıktı avrayı. Elif mi? He. Ona da yemek verilecek şimdi. Bağırsağı düğümlenmiş onun. Kız bu da başka. He. Köpek sevenler var bilmiyor musun ya? Aynı köpek. Yok canım yok o ayrı o. Ha. Azıcık yoğurt yesem olur be.
Heh, tamam, sen yoğurdunu da ye. Heh. Bunu köpeğe, kediye veririz. Canlarım, İsmet amcanız bugün böyle kahvaltı yapacakmış. Yani kahvaltılık koyma dedi. Ben şu kalan dedi yemekleri yiyeyim dedi. Yemek yemeyi seviyorum. Kahvaltı artık yarın. Sen kendin dedi yaparsan yap dedi. Ben de şimdi tamam, yapmayacağım. Tabii. Ben de şimdi yapmayacağım. Yani çok erken çünkü. Ben çorba yoğurt yerim sabahtan. Eldimde şeyde. İnek altını ineğe hem veriyor dedim de. Bu yoğurt yedi, çorba yedi. Et yemeği yedi. Maşallah olsun ona. Nazar değmesin ona. Çayını da içsin. Evet canlarım, yüz yüze selamlar tekrar. Yüz yüze merhabalar. Parmağımın tırnağını tamamen şakayla kestim de. Anahtarı da yanıma alayım. Ancak bağladım. Şöyle şey yaptım. Yarısı kesildi dün akşam. İsmet amcanız bir bıçak almış. Bıçak çok keskin. Arkadaş şakırarak tırnağımın yarısını götürdü. Mayasını götürdü. Ben de İsmet amcanızın yanına gidiyorum. Ya dün akşamdan çay içtik biz ya. Arkadaş dün akşam çay içtik. İsmet amcan tabii ki bana demletti. Ben bileyim ki gece çay içince ben oğlumla da içiyordum. Sabahı duymuyordum. Gündüz uyuyordum. Gündüz saat 11'de falan uyanıyordum. Ama şimdi İsmet amcanla içtim. Kırmayayım onu dedim. İçesim de oluyor tabii ki. Ama sabah kalkması lazım. Bu sefer, bu sabahta bu saat tuttu, 6'da kalktı mı? E tabii o oralara bakıp şey yapıp ben de uyandım. Ama uyuyamıyorum yani. Uyuyamadım. Vücut bir türlü uyumadı şeyden. Çaydan. Çayda kafein var ya, beni çok etkiliyor. İsmet amcanızı doyurdum, gönderdim Funda. Ben oraya doğru dedi, sen uzan dedi. Çünkü sürekli esniyordum. O an size gösteremedim zaten yüzümü. Sabah sadece İsmet amcanızı gördünüz. Sonra uyuyakalmışım. Ay sonra az önce bir benim ponçik tanem görüntülü aradı beni. Dedi ki, yani uykuyu da kalktım, hep ölüm haberiyle kalktım. Allah'ım hayır eylesin. Ponçik tanemi aradı, dedi ki, görüntülü aradı. Anneanne, bizim gittiğimiz Luna Park var ya dedi. Evet, orada bir kadın ölmüş dedi. Sakın oraya gitme diyor bana, o bana tembih edeyim. Anam, Sevilcan da yanındaydı. Sevilcan, bunun aslı nasıl dedim. Aslı nedir? Anne dedi, bizim bindiğimiz o tren var diye dedi. Tren raydan çıkıyor dedi. Birçok yaralı var, bir kişi de ölü var dedi. Eyvah Allah'ım dedim. Uykudan uyandırdılar beni. Yüreğim güp güp atmaya başladı. Allah iyi ki dedim, bizim zamanımız olmamış ama onlara da çok üzüldüm şimdi. Mekan sahiplerine de çok üzüldüm. Çünkü neden? Buradan para kazanın, ekmek parası kazanırlardı. Kimse hapse girecek, kim bilir. Yaralılara üzüldüm, ölene üzüldüm. Hangisini, hangi birini üzülüyorsun? Üzül, 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 nereye kadar üzül. Üzüldüm. Peşine bizim, benim oğlum aradı. Şey, İsmet'in oğlu Bahtiyar aradı. Esra anne dedi. Şey dedi, bizim büyük annemiz vardı dedi. Dedesinin eski karısı olmalı. Evet, büyük annemiz. Dedemin dedi, ilk karısı mı, son karısı mı onu bilemiyorum. O zamanlar öyle bir şeyler tabii ki her zaman oluyor. Hayatımızda hep vardı. Olur.
saygı duyuyoruz o zamanın şeylerine. Kadını İsmet çok seviyordu. Ben şimdi abilerden İsmet'e çağıracağım. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Çağıracağım da bugün defnedilecekmiş. Defin olacakmış. Yani bugün toprağa verilecekmiş. İsmet de onu çok seviyordu. Her buradan geçerken diyordu ki Esra'cığım, Esra, ha buraya uğrayalım. Ha bu büyük annem, büyük anamın yanına seni uğratayım. Diyordu. Onlar çok severler büyük anayı şey. Hepimiz çok severiz de büyük anaları. Ha bura benim şeyin yeri. Ha burada da eltimin yeri. İyi yapmış ha buraya. Önceden burası harmandı. Şimdi buradan ağrı çağıracağım. İsmet! 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 Sesimi de açayım, uykudan yeni uyandım. Dur bakayım. Sen de oradan çağır da söyle de duyurursun dedi. İncir'in önünden çağır dedi şuradan. Şuradan çağırırsan duyurursun dedi. Tamam, burası bak bak incir attığı yerdi İsmet'in. İsmet! İsmet! Az dur bakayım ben. İsmet! İkindi vaktine namaz kılınacakmış. İsmet! İsmet! Duydu az önce cevap verdi. Bahtiyar'ın büyük anası ölmüştü. Geleyim mi o? He namaza şeye gideceğim mi cenaze namazına? Büyük anam, Bahtiyar'ın büyük anası. Hani beni götürmek istiyordun ya. Ay uykudan uyan kara haber al, kafam yerinde değil ha şimdi. İsmet! Cenazeye gideceksin mi? Geliyor musun? Uyku serseme sesim daha çıkmıyor ki. Geliyor. Çok uzakta ya kendi. İsmet! İsmet! Geliyor mu? İsmet! Geliyor musun? Tamam, bekliyorum seni. Harmanın önünde bekliyorum. Geliyorum dedi. O anasını çok seviyordu. Orada fındık yerleri var orada. Ben abi burada oturayım bekleyeyim. Yüreğim daldı. İnsan var ya uykuda haber alınca böyle haberler. Bir kere de böyle rüyayı anlatmak istemedim. Rüyamda tanem büyük kendi katlarından düştü rüyamda. Onları oyuna götürürken ben yüreğim pat 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 oynadı böyle. Kötü rüya görmek ve rüyadan uykudan uyanıp da böyle sözler görmek de aynı eşdeğer korku. Eşdeğer bir yüreğim aslında çok çarpıyor. Şeye çok etkilendim ya. O şey kazasına çok etkilendim. Allah korusun orada benim çocuklarım da olabilirdi. Şimdi Göktuğ, Ponçik tanem, tanemim Sevilcan da binmişti. Onlar da olabilirdi. Allah sen verme ya Rabbim. Allah sen koru böyle oyun şeylerinden, oyun kazalarından çoluğumuzu çocuğumuzu. Sen koru Allah. Karşı geçelere bakın. Esra kim? Sen ne diyorsun? Büyük anası ölmüş şeyin. Senin büyük anan, babaannen mi neydi? Bahtiyar'ın büyük anası Şaziye miydi? Hani seni götüreceğim diyordun yanına. Ha Şaziye ölmüş mü? Ha o ölmüş.
He. O ölmüş. İkindi namazına müteakip gömülecekmiş işte. Namazı kılınıp gömülecekmiş. Bahtiyar nerede? Bahtiyar dedi ki ben gelemiyorum. Ben dairede dedi işim sıkı dedi. Şey gelecekmiş. Çavuş geçiyormuş. He. Tamam İbrahim Çoş geliyorsa. Tamam. İş taş tamam. Tamam. İbrahim Çoş. Bir dakika Şazi teyze sen neyin oğluydu? O benim kaynatam Salih Çavuş'un hanımı. Kaynatam. Yani benim kaynanam oradan çıkandan sonra bu Şazi'ye aldı. Ben yanlış anlamışım. Şazi'ye aldı. Şazi'den bunun 16 kızı 9 oğlu oldu. Tamam. 27 kızı var. Altıda. Ama sen onu çok severdin. Derdin ki bana yanına gidelim derdin. İkide bir yanına Şaziye gidelim. Şaziye iyiydi Şaziye. Şey bana dedi ki. Nazmiye'ye çok baktı. Şey bana dedi ki Bahtiyar ona o anlar dedi uzaktadır. İncirin dibine git çağır dedi. De ki dedi şeyi büyük anası ölmüş dersin dedi Bahtiyar'ın o anlar dedi. Ta ileriki köyde onlar. Benim sesimi nasıl duydun sen? Uyku sersemine sesim duydum, de çıkmıyordu. Duydum, orada ikinci üçüncü çağırmam duydum. He. Şimdi Şazi'ye kaynatam Salih'in sonra kalmış olduğu karıdan. Bunun 27 kızı 9 oğlu var. Tamam. Allah rahmet eylesin. Ne zaman şimdi gidiyorsun da? Kız gitmez oğlum muyum? Bahçeye gidiyorum fındık topluyorum. Tövbe estağfurullah. Şey. İsmet amcanız işte bu. Şazi'ye ölmüş. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bazen ağlar, bazen böyle boş boş ya, güler. Kaynatamın. Şok oldun herhalde sen duyunca. Ondan gülüyorsun böyle. Yok bu şok oldu. Şimdi herkes şokunu değişik aksettirir. Kaynana. Ben mesela uyku sersemle duydum ben şokumu korkuyla aksettireyim. Bu gülerek. Aynı. Tövbe estağfurullah. Sen hiç cenazeye gitmiyor musun? Dur cenazeye. Cenazede şey daha var şimdi az yine. İkindi saatinde cenazeymiş. Kız bak şimdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben rahmetine gideyim. Kaynanam Sarıgon'u bıraktı. Haşı karşıya geldi. Babasının yanına geldi. Bu Şazi'yi bulmuş. Keçiköy'ünden almış. Tabii Şazi'ye Salih'ten küçük. Ondan bunu 29'da 30 oğlu oldu. Bu saçmalık. Bir kadından 29 kız 30 oğul olmaz. Bak. O ya tahminen konuşuyor. Çok konuşuyor. Yok çok. Kız azıcık dur da. Şoka düştü bu. Şoka düştü bu. 9 kızı bir oğul oldu. 9 kızı. Ben şef konuştum. He 9 kızı bir oğul oldu. 10 çocuğu oldu. 10 çocuğu oldu. Her sene bir çocuk yaptı. Anladım. Yaptı. Olur. Eşik kadınlar öyle. Bunları büyüttük. Aracığız biraz gariben etti. Mesela bir şey yaptı. Bak şimdi düzeldi. Tabii. Bak ben sonra ölmüş Şazi'ye ölmüş. Karıncıya şeyden geldiydi. Salih Çavuş aldıydı. Salih Çavuş. Kaç yaşlarındaydı bu kadın? Gelmedi o. Şimdi gelmeyi ben ne yapayım şu an? Haşimlikte acaba var mı? 130 yoktur ama. 87-88 vardır. 130 yaşında yoktur. Şimdi Salih hastalanmış. Salih oradan arabiyatla kamyon var. O minibüs yok bugün hekminde. Esbiye dedim. Esbiye'den minibüs attım. Salih'i Trabzon'a hastaneye götüreyim. Ve yar gelmiş. Vati Kebir'i geçenden sonra o doğadan aşağı gelmiş. Yol yıkılmış. Millet ha bu geçe geçemiyor. Ha oradan yukarı gidiyorlar. De ya oraya çıkıyorlar. Oradan aşağı araba bekliyor burada. Şey oluyor. Aktarma. O gün bundan 50 sene önce hemen makineye yok gelip açmaya. Neyse alem hastasını sırtına almış gidiyor. Ha böyle rampa böyle. Ha böyle rampa. Ama ben de o vakitler daha 40-35 yaşlarımdayım. Ha oraya yukarı. Güneşte vuruyor hiç göremiyorum görüntüyü. Ben de Salih'i aldım sırtıma. Bakamazsın yolda ya. Mesela çık. Çıktık dedi delikanlık var. Salih'i oraya çıkardım. Buradan aşağı indirdik. Yola indik. Buradan minibüs attık. Hastaneye yatırdık. Emisi var Kara Galip geldi. Yana vardım buraya. Nasıl oldu Salih dedi. Salih'i yatırdım Galip dayı dedim. Ama bugün gitmesem yarın gideyim haber alayım. Bunlar yok ya.
Telefon telgraf yok. Televizyon menevizyon yok. Ama bizi bırakmadı iyiler. Gidip geleyim buradan havadis alayım. Salinisi cebinde 25 kuruş yok. Çömez ufak. Karnının parası olur mu? 4-5 tane çocuk var. Vardım. Dediler Salih olmuş dediler. Ben oraya vardım Galip. Salih abi teyzenin kocası. Kocası. O Kara Galip emisi. Salih'in emisi. Geldi de evin arkasına Salih'in evinin arkası bile yaradı yani zamanın bilinde. Ya dedi ki İsmet dedi Salih olmuş ölmüş dedi. Abi 100 lira mal da dedi. Vay yeğenimi dedi. Bağ getir dedi. Ulan ne diyorsun Salih olmuş. Ben oradan din arabaya bindim işte neyse getir. Canarım bu arada kesiyorum mecburen. Ha kötü laf çıktı ağzımızdan. İsmet amcanın ağzını tutamıyoruz. İsmet amcanı kendi haline bıraksak alt yukarı aşağı düz gider. Yani ağzı ya bozuk. İşte o lafı dedi de dedik. İşte, o denmez. Tamam. Burada anlatılmaz. Bazen gençler işte bunlar seven hani küfürlü şeyleri sinkaplı şeyleri seven kişiler diyor ki Esra abla neden sen diyor şeyin ağzına tıkıyorsun İsmet amcanın kelimeyi. İsmet amcanın kelimeyi ağzından ne çıkacağını bilmediğim için korkuyorum. Çünkü canım o kişilere söylüyorum. Bu aile kanalı aile izliyor. Aileyle birlikte izleniyor. Ya benim kaynanamın şimdi kuması olmuş sen. Bazen bunun ağzından çıktığı zaman onu durdurmak zorunda kalıyorum. Ha. Burada o gençlere anlatmak istiyorum. Bunu diyenler gençler oluyor genelde. İsmet amcasını sevenler sağ olsun gençler. Oraları izah edeyim ona ki. Onlara ki. Oraları kesiyorum ki. Çünkü sinkaplı kelime çıkıyor ağzından. Yani küfürlü. Kız bunları olsa ben gitmem. Bilmeden çıkıyor. Senin meyvelerini göreyim. Meyvelerini daha önce görmedin mi? Ha bak hani havuf. Aa kız elma. Elma yakına Mart ayında bitti elması. Mart ayında bitti. Ha. Nasıl Mart ayında bitti? Yani elması oldu. Yedim yaza kadar yedim. Güzel o. Şu aşağıki elmayı yaza kadar yedim. Yığdım mesela odanın bir tarafına. Her gece bir saniye yedim. Yaza kadar ya ekine kadar. Aferin. Bak havu. Elmayla besleniyor. Benim kocacığım. Meyve yiyeyim ben. Meyve yemesem ben böyle güçlü olmam. Armuda bak şimdi. Sen bu odunu yakamazsın. Sen bu armuda nasıl çıkıp da bu armuda atacaksın? Ha ben, altta ineceksin. Işte. Ben de zannedeyim ha orada otururken ki ha buradan ağrı alabileceğim zannedeyim. Bak, otururken ne kadar yakın geliyor bana. Gidelim. Ben sepete atayım, iskeleyi alayım, geleyim. Kurayım burada armutları. Bir tane bir tane sağa buraya atayım. Sen beni kaldır at. Gel. Ben seni nereye kaldırayım? Sırtıma kaldıracaksın sepete. Bak bu odunu görüyor musun? Şimdi o tahap dağlarda bak benimki burada. Ha burada bak canın içinden kesiliyor. Bak bak. Bak. Ta ileriye kadar bu taraf böyle güne yiyeyim. He iki güçlü odun var. Ha iki güçlü odun var. Evet. Sonra ha bu yok. Görüyor musun? Şu arazi Ömer'le benim bak. Anlıkla böyle şu evlerin arasından, evin arasından köyün sınırına çıkayım. Böyle bu ara. Oradan aşağı böyle dönelim. Bak Esra böyle dön. Canlarım ben bileyim de İsmet amcanız zevk alıyor. Anlatırken zevk alıyor da o zevk alsın diye. Aşağı düşersin yalnız dikkat et bak. Öyle bak bunlar. Baraziler. Satın alındı. Tabii. Sen ne diyorsun ya? Tabii. Çalışmadın. Mısır 10 gün sonra olur ha bak. Ha görüyor musun? Hı. Bir de tarlam var altında. Ben aşağı düşerim bak. Bir daha tarlayı görüyor musun? Çok sık yine kellesi olur da. Ben sebebi götüreyim tamam. De. Tamam. Fındığı götürdü geldi de. Ha buradan ineceksin sen. Buraya başka inecek yer yok muydu? Sen buradan insene madem. Ağaca takacağım bunu. He. Ben de buradan inmek için bunu getirdi sanıyorum.
Ağaca takacakmış bunu. Düşme sakın oralardan. Sen bana lazımsın. Sensiz olmaz. Genç yaşta dul kalmayayım. Ya doğru değil. Ya. Ne ben sensin ne sen bensiz. Evet. Ya genç yaşta derken hani daha iki günlük evliyken dul kalmayalım demek istedim aslında. Ya arkadaş şu postancı para ya. Ya arkadaş ben abilerde gezemem bu adam. Tazı gibi geziyor buralarda ya, tazı gibi. Ben abilerden düşerim mesela. Başım döner. Kaç yaşında adam maşallah ya. 84 yaşındaki adam böyle geziyor. Allah nazardan saklasın işte. Tarihe geçecek bir adam bu. Ben 52 yaşındayım. Ben düşerim mesela, başım döner. Şimdi olmuş mu bu armut? Yeşil, yeşil bile. Gördüğün şeyi görmedin. Öyle mi? He, dün akşam getirdin o muydu? Ay, iyi o. Al bakayım da iyi bir yandan iyi. Pişinden kuşun. çok güzel. Sanat ben toplarım. Hüsül. Hüsül. Ama burada oturayım ben. Boş var mı da bak. Kulağımızı kaynatacak yok. Püskürt gibi. Ben buradan göremem orayı. Onu kaynatalım. Bir de ben elma pekmezi yapmak istiyorum. Elma pekmezi, armut pekmezi. He. Elmanın mı oluyordu, armudun mu? Armut pekmezi oluyordu galiba. Armudun şey oldu. He, tamam. Ne çıkmış fasulye. Olmuş mu? Olan varsa topla orada. Bu gece yedi. Ha gece iyi iyi. Sen zaten bu kışın ay bu yazın turşu olacak şeyleri hep kartlaştırmışsın. Fasulyeleri hep kartlaştırmış. Olmaz artık. Bu gecinden yapacağız. Geç çıkandan yapacağız. Evet mecbur. Kartlaşmış. Aman düşme de. Dede meyve ağacının dibine varılmıyor. Tabii. Kendi meyven olacak. Tabii ya. Hem elin meyvesini ben haram diye de yiyemeyim. Tabii tabii. Aslında sevaptır. Hani yol önüne düşen meyve, yol önünde olan meyve herkesin sevabıdır aslında. Bize önceden niye öyle öğrettiler ben bilmeyeyim. Elin meyvesinden bir tane hani izinsiz alma diye öğretildim. Biz öyle öğretildik.
buraya bir şey serilmeyecekse burayı niye şey yapmıyorsun, ekmedin? Hani buraya bir şey serilmeyecekse niye ekmedin? İsmet! Ekilmeyecek, burada ekilmeyecek. Niye? Orada duracak. Niye? Oturma yere. Ama kenarlarını ekseydik bir şeyler. Bakca. He? Sen yiyip yandan ye. Sen yiyip yandan ye diye. Gönlümüz. Görmüş ha. Az önce de bana attı ha, burada otururken bacağıma gümbetti. Ha bu gönlü vermiş iyi. Zaman geçiyor. İyi gel gel boş ver daha yeter. Sonra da toplarız. Sonra ne alırız canım, bir düşürüm var mı? He. Yeter, hışır yapacağız. Daha önce yapıyorduk hışır. Ay uykusuzluktan bayılayım. Tam uyuyordum İsmet. Öyle mi? He ya, koltuğa doğru uzanmıştım. Kanepeye ne doğru. Aha. Anam işte. Ölmüş. Ölmüş. Ama bir ölü daha. Biz Luna Park'ta oynarken çocuklar şeye binmişti, çocukları gezdiriyordum da. Anam kırdı. Adam ne kadar gevramış bu ya. Sen de ne kadar güçlüymüşsün be ya. Bak. Dalı kırdı dalı. Zaten güldü bir ağaç da değil. Bak oradan gelir. Ondaki armutları topla. Bak. Ay kırdı, onu da çok üzüldü. Ay elinde getiriyor, vah. Aha da o mefta oldu, gördün mü? Ama insan canlı ya, insan üzülüyor ya, kendi malı bir de. Düşünsene benim diktiğim bir şey kırılsa ne kadar canım yanıyordu. He? Oradan gelir. Gelir başka. Gel. Aradan geçer 10 sene. Çok üzülme. Vah, olsun. Onda gene armut var ama. Ha bu yomra, bunları görüyor musun? Bak yomraya bak. Önde bak. Gördüm. Bak aşağı böyle. Gördüm. Aha o armut bak. Bak yavrum bak. Anam bak yavrusu bak. Ay İsmet'in yavrusu bak. Çok üzüldüm ben de. Ha bak havluya atıyor. İnsan üzülür. At yukarı, at yukarı. Heh. Zaten at yok, dost da bu gibi. Dost topuçtu. Dost topuçtu. Dost topuç ne demek? Ne demek? Yani kör demek. Küçük demek ha. Ha küçük. Körpe. Ağaç körpeydi. Aynen. Sen de gücün bu da ispatlamak zorunda mısın? Ne dedin? Allah dedim diye Esra'yı gönderdim. Ne yapayım ne diyorsun, gene yolum sağ düştü. Bir şeyler yaptırayım. Yok ipli. Tarla. Şu altındaki mısırlar senin mi? Tamam bakarız tarlana. Ben şimdi çok
Böyle vücudum yorgun. Eve gideyim ben. Haydi gel birlikte gidelim de sen abi şeyi götür al hem gel. Bir de sağ ayran vereyim şöyle ekşi bir ayran. Baksana ne kadar güzel. Bundan hoşaf yaparız. Bir de höşme oluyor bunun balı balı. Ama hoşaf yaparım. İsmet hoşaf mı yapayım höşmek mi? Höşür mü yapayım hoşaf mı? Ha, ayran var diyorsun. Tamam höşül yapayım sana onu. Tatlı bir höşül. He tamam. Kuzeneyi yak diyorsun. Ha bu sıcağı. Kapıyı yaksak daha iyiydi. Ama ben az kendime geleyim bir. Haydi. Geliyor musun? Ben gelmeyeceğim. Ben hararda götüreyim bunu. Ben sana bir daha mı getireceğim bunu? Sen de gel benimle de hem ayran vereyim sana gel. Gel aç sırtıma onu. Ya diyorsun sen de zorun benimlensin. Ya of ya hadi öyleyse bak. Haydi haydi. Şu, bak. Geldi. Bir yere gittiğimiz yok artık. Haydi canım. Bekliyorum. O beni beklesin. Ben onu bekleyeyim. Bekliyorsun. Güzel yeri de şeyin. Kabak kabak o dikmiş gördün mü bak. Ha, dökmüş. Sen niye dikmedin? Kazak kabak. Kabak dikmemiş. Hıyar dikmemiş. Biber dikmemiş. Allah'ın izniyle bir dahaki seneye artık. Heh. Bu niye puslu gösteriyor acaba? Şimdi bir şey oldu. Silmek gerekiyor sürekli camını. Eten badik eten koysan da armudu beni yormasına. O etek bu armudu dartar mı? Üstelik de ben etem altında ne var ki? Havraya doğru öyle mi gidiyor? Tüm millet gelip gidiyor buradan. Ama ayrı fındık abi bak. Bu Osman getirmiş de bu bir ayrı fındık. O fındıklara bak ki baksın. Bu iyi bu. Acıtıyor burasını. Bak. Bu armuttan sonra bu olacak ha. Bu geç. Bunu olmasına bir buçuk ay var. Tamam. O fındıktan sonra oluyor. Ha. Şey yok. He. Elin meyvesiyle ne işimiz var? Gidip elin meyvesinin ağacına çıkılmazdı. Doğru. Yani kendi meyven olacaktı. Yani benim meyvem var demek istiyor. Doğru. En yaramaz meyvenin kilosu Yaldara'da çarşıda 20 lira. Tabii yavrum tabii. Benim olsun. Tabii. Peki bu zamlar şeyden sonra patlamıştı hayatım. Bu yılbaşından sonra zamlar patlamıştı. Sen niye hiç aklına gelmedi? Bu eve biber de lazım olur, bu eve hıyar da lazım olur. Ay, benim durum sevdalık sen hala değilsin ki demene söylüyorsun. Benim durum sevdalık biraz bak. Kız kulağım çınlıyor. Ben hala Esra ben gelir, hıyarın gelir. Ha geldi işte. Allah'ın izniyle. Hep yanında. Kapıları aptal da. Ağzı hiç durmuyor ki bunun. Az önceki geçen şey için konuş. Hiç ağzı durmuyor. Ben yoruldum kese. Bununla iki kelimeydik. Hemen telefonu elime alıp kesin. İki kelimeydik kesin. Ben de yoruldum. Bununla çekim yapmak çok zor biliyor musunuz? Kendi kendine eğlenmek çok güzel ama çekim yapmak çok zor. Çok zor değil benim. Sürekli kes. İyi ki öğrendim şu kesmeyi. Hmm.
Daha ne koyacağım ha buraya gidip de. Bak. Sen de günlerdi daha bu oradaydı sen de. Hı. Lan, lan getireyim. Anahtarın. Bunun içinde. İzmir. Ya ben bu çamaşır suyuyla sürekli bunu şey yapayım da buradan bir gene bu tuvalet tarafından bir koku geliyor. Nedir o? Tuvalet kokmaz. Geliyor işte. Nasıl gelmişsin? Onu demiyorum. Sürekli çamaşır suyuyla yıkıyorum ama gene bir şey geliyor. Suyu, suyu koyuyor. Hangi suyu koy vereyim? Karşıdan çek şeyi. Burada su. Nerede? Burada su yok ki. Karşıdan. Ayağım şey ya. Tamam dur. Toplarsın merak etme. Buradaki böyle acelelik ne ben bilmiyorum. Bütün millet daha fındık daldan kokmuyor. Biz yerden toplarız genelde. Tamam da daha daldan kopmuyor. Bunlar da bir acele. Motorla çeken bile var. Bitirip motorla çeken bile var. Ayran verin. İsmet amcanıza da. Ayranını götüreyim de. Al. Ha buradan al. Beni indirmeseydin. Ayağım şeyden ise çıkmışsın. Yok yok. Hadi afiyet olsun. Ha bu kapıyı da kapat da. Ben de içeri gideyim. Birazcık daha dinleneyim. Çünkü benim vücudum gece uyku uyumadığı için çok şey. Yorgun bitkin gibi. Azıcık daha dinleneyim. Ondan sonra tarlaya ineceğim. Tarladan şu fasulyeleri sökeceğim diyorum. Fasulyeleri toplayayım. Çürümesin dalında. Çok ziyan olmuş. Çuvalda tam da var yüzü toplamada böyle. Yarım çuval da orada var. Al. Hadi afiyet olsun. Ulan. Helal hoş olsun. Sen de var. Ayağımda yağmur yok değil. Bizim Karadeniz Giresun'a da hiç şey olmaz ki. Karar yemez ki Karadeniz'e. Şey var, bulut var biraz geliyor ama yani bulut değil, duman geliyor. He, evet. Şimdi belli olmaz. Gerçi ben de örterdim. Hani o kadarcık bir şey koyulacaksa onu ben de koyardım. Fasulyenin. Peki buraya şey geldiği zaman o çiçek, o ne olacak? Onlar alınacak oradan başka yere götürülecek. Şey serecek size ya. He. Doğru. Ha orada dursun diyorsun. Ha bak 20 lira kilosu. Ne bileyim yeni yaşayan yer Allah izin verirse o günü görürsek havaları sökecek. Burası denişecek. Aynen sabah ha, hayal kuruyorduk. Yamaya da şey geçiyor. Fasulye geçiyor. Çangal fasulyesi. Gürüzü çok olan yere kendi ekecek. Gübre de verecek. Niye bu sıra ki? Turşu olsun. Kendimiz yedik. Tabii. Yemeklik dolaba koyarız kışlık. Uyumaya bak. Havunla şey. Hava hapın dörtte birine. O çok uyutuyor. Sen de şey daha şey etmez. O daha akşama kadar kalkamam ben onu atarsam. Yok yok. Hadi sen git. Bir daha akşama doğru çay içmeyeceğiz. Ancak gündüzden içeriz. Ben az abaz çayı da içmedim. Çünkü vücudum hep ayağa kalkacak. 12. İyi hadi. Kolay gelsin. Biraz da böyle akşam getirmişti. Şimdi bunu da topladık. Bunun hüsrünü seviyor ama ben biraz vücudumu dinlendirmem lazım dediğim gibi. Evin temizliği beni mahvetmiş. Ben dün mahvoldum dün. Benim ne kolum tutuyor. Kolum şişti kolumun yan tarafı. Parmağım şey oldu. Ne kolum tutuyor ne ayağım tutuyor ne bacağım tutuyor artık. Kendimi birden çok yormuşum.
Diğer bıçakla yapmayacağım. Diğer bıçak çok keskin. Bu hışırını koyayım. Güzelce yıkadım. Zaten göğnümüş armut. Armudu güzelce yıkadım. Biraz sertlerini seviyorum. Ben sertlerini de ayırdım. Sertlerini şeye ayırdım. Yemeğe. Şimdi burada bayağı var. İsmet böyle şeyi çok seviyor. Hışır diyoruz. Biz daha önce ona yapmıştım ben. Daha önce geldiğimde burada olduğumda yapmıştım ona. Böyle biraz ballı, azıcık şey gibi. Yani aslında armut ballısı. Ballı armut ya da armut tatlısı. Biz de annemler önceden hışır derdi. Armut hışır yapacağız. Ben de öyle kalmıştı. Bunlar da öyle değil. Bunlar hüsür bilmiyorlar. Biz hüsür diyoruz. Bunlar da yapıyorlar da başka türlü söylüyorlarmış herhalde. Onun hoşuna gitmiş o günden beri. Benim ilk yaptığım günden beri hoşuna gitmiş. Esra toplayayım hüsür yap. Hep gülerdi hiç zamanlar. Hüsür mü derdi ne kız? Ne kız hüsür mü? Canlarım, sakın zannetmeyin ki onun kendi şeyi öyle. Dalga geçti falan zannetmeyin ölmüş bir insanla sakın. İsmet amcanız öyle, kendi öyle. Yani ben onu öyle alıştım ve öyle kabul ettim. Öyle kabul ederek öyle geldim artık. Sizler de merak ediyorsunuz, diyorsunuz ki hani sıkılıyorsunuz benden. Onu öyle sizler de diyorsunuz öyle kabul. Zaten öyle kabul ettim geldim. Bu sefer artık o şekil. O şekil kabul ettim. O bana sahip çıkacak ben ona o kadar. Bu sefer de başka çıkar yolumuz yok. Birbirimizi böyle devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Serzan'a da şöyle soru işaretleri olmuş. Acaba annesinin evlenmesini hani kızdı mı, niye gelmedin diye. Serzan işi vardı. Çok yoğundu. Pazartesi daha çok yoğundu işi. Zaten bir akşam önceden de biz video paylaşacaktım hatta. Paylaşmadım. Videoyu sonra paylaştım. Resmi nikahdan sonra paylaştım. Dini nikahla şey başvurusunu falan. Evliliğe başvurusunu falan o zaman paylaştım. Yani buraya geldikten sonra paylaştım. Aslında pazar günü paylaşacaktım dedim. Yok zaten o günü canlı yaptım. O akşam. O akşam canlı yaptığımda da torunum da vardı, Serzan da vardı. Biraz üzgün görmüşsünüz. Tabii ki üzgün. Şöyle. Belirli bir alışkanlıklarımız var. Bir araya gelirdik. Yani yemek yerdik, getirirdi, taşırırdı, getirirdi. Ben yapardım, ederdim, o da getirirdi. Güzel de çaylarımızı içerdik, sohbetlerimizi yapardık ama hayat bir tek yemekten ibaret değil. Onun ötesini yapamadı, başaramadı çocuğu. Nasıl tek başına hangi eve yetişsin, nereye yetişsin? Onun üzgünlüğü içindeydi. Ama biz konuşuyoruz. Siz diyor aman mutlu olun. Aman şey olun. Bir tanesi de demiş ki İsmet amcanızı tanıyorsunuz. Sürekli eski bir zaman var hani. Çok ilk zamanlar. Bir zaman var hani bana yarım kilo altın yapmış da ben masanın üstüne koymuştum ya. Onu her yerde anlatır. Her yerde orada hocaya da anlatacaktı. Dedim tamam tamam dedim. Sen şimdiye gel. Tamam, o zaman geçti. O hoşuna gider. O hoşuna gider. Benim o yarım kilo altını önüne dökmem, bırakıp gitmem. O her zaman onun hoşuna gider. Herkesin hoşuna gider.
Çünkü ben minnet etmem. Çocuğun bir tanesi de oraya yazmış ki, genç herhalde, genç. Çünkü ne evli ne bir şey yok işte, genç. İsmet amcası tarafından. Esra abla, konuşturmadın adamı. Adam konuştu ama orayı silmeyi unutmuşsun. Bak, orayı kesmeyi unutmuşsun. Adam yarım kilo altından bahsediyor. Yarım kilo altını yıllar önce takmıştı ve o altın da peşinden benim de her yere geçildi. Yani hiçbir yeri yalnız bırakmıyordu beni. O zaman ben de sıkıldım, boğuldum, verdim. Beni sıkacağı ya, yani ben sıkılacağım yere hiçbir şey almam. Hiç. O zaman da hep peşinde geçildi. Hani altınma bir şey olur diye. Ya adam hem efamlı hem yaşlı adam, ne diyeceksin şimdi? Ben bir şey demiyorum. O zaman onu hep anlatır o. Orada da onu anlatacaktı. Ben gereksiz konuşma yaptırmadım. Hani değerli zamanımızı, hocanın değerli zamanını o camide, nikah kıyılırken imam nikahı, olacak şeylere, hani değerli sözlere verelim dedim. Geçmişi gidip işte bu altınlarımı geri verdi, işte yarım kilo altınımı masanın üstüne koydu. Bunun anlamı yok artık. O günde kalmıştır, anlamı yok. O da diyor ki, sen diyorsun saklıyorsun, bak onu diyor silememişsin. He he yavrum, İsmet amcam bana yarım kilo altın verir. Bir tane altın alsaydı elime, parmağıma, yüzük alsaydı. O da öyle söylemiş. Zahilliğine vereyim yani. Tanımamış demek ki. Ne beni tanımış ne onu tanımış. Konuşmuş öyle, çocuk herhalde onu konuşan. Neyse, ben böyle hayatımdan memnunum. 10 gram nedir ya demişsiniz, çok az bir şey olsun. O zaman niye evlendin demişsiniz. Esra Hanım, o zaman niye gidip evlendiniz demişsiniz. Hani ben bir köy arıyordum ya, elin köylerini bulamadım ya. Hani köy bulamadım ya. Kendime bir huzur arıyordum. Köy huzuru, köyde. Daha güzel videolarım gelecek biliyorum. Yeşillik, ağaçlık daha güzel her şey. Her şey çok güzel olacak. Sizlere daha güzelini sunacağım biliyorum. Ben bu yüzden geldim ve tabii ki arada şey de var. Maddi sıkıntı burada düzelecek Allah'ın izniyle. En azından niye şimdi üstüme şunu bunu isteyeyim? Yani niye size, bazı insanlara anormal geliyor bu benim hiçbir şey istemeyen için. Neden? Çünkü zaten adam bana resmi nikah yapmış mı? Ben de neyini isteyeyim ki? Resmi nikahını yapmış. Hem namusumu korumuş, koruma altına almış. Yani gerçi 52 yaşından sonra insan kendi namusunu her zaman ben kendim koruyorum da onu da demeyelim de. Yani her zaman kendi namusunu korurum da şunu demek, şunu demek istiyorum. Yani beni bir tür güvence altına almış. Başım sıkışsa başkasından yalvarmam. Bağ 5 kuruş, ay bağ şu kadar para verdi, ben borç veririm sana demem. Mesela elinde vardır adamın. Ben de çalışırım, sıkıldığımda, o da deli değil ya, sıkıştığımda. Bir yerde mesela Allah korusun, Allah kimseyi sıkışıklığa koymasın. Bir yerde sıkıştığımda o da resmen elini cebine atar. Ya da Allah korusun, kimse kimsenin ölçüye kesinlikle belli değil. Kesinlikle ben de ölebilirim önce. Hiç belli değil. Mesela en azından şeyim ya, hani sigortalıyım. Emekli maaş olacak. En azından ben annemin sigortasına girmeyeyim diye, bak ben 1,5 senedir cebimden para ödüyorum ilaçlara. 1,5 sene. Girmeyeyim diye ayrıldık. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldır ben girmedim. Siz ne kadar gir derseniz deyin, ben annemin yüreği rahatsız olmasın, öyle parası düşmesin diye kendim kıvrandım, çabaladım, girmedim. En azından başıma bir şey gelse sigorta var, öder. Sigortası var yani, adamın emeklisi var, öder, ödenir. Başıma bir şey gelse Allah korusun, öyle ya, hastalık, her tür, bunun trafik kazası var, bunun şunu var, bunu bulma, ben... Şimdi o anda
benim elimde babamın üstünde de değilim ben. Hiçbir şeyin üstünde değilim ben. Ben onun altına nasıl kalkardım? Hep harap olurdum. Hep oralarda kalırdım. Şimdi en azından bir güvencem var. En azından ilaç alacağım zaman para, çok fazla para vermeyeceğim. En azından şey olduğu zaman bir şey, başıma bir şey yazma, Allah korusun, sigorta ödeyecek. Bunların da zorluğunu çok çektim ben. Çok çektim. O yüzden her şey üstüne bir şey almak değil. Her şey eline bir şey de almak değil. En azından arkanda ne olursa olsun, onun yaşlı olduğunu zaten biliyorum ben. Yaşlı olan insan çekilmez oluyor ama ben suyuna huyuna gidersem başarırım. Ben kendime güveniyorum. Onun yani ya en azından arkamda hiç olmasa merhametli biri var. Ha sonra seni borçlandırır, sana o parayı alacağım senden der. Desin ben de az az öderim mesela. Öyle vicdan da var, vicdanı da var. Vicdanlı da bir adam mesela. En azından arkanı ya dağa ya dayıya ya dağa ya dayıya yaslayacağım. Yani mecburen başıma bir şey geldiğinde Allah korusun arkamda aslan gibi, en azından hiç parası yok değil, parası olan biri var. Allah başıma hiçbir şey getirmesin. O yüzden ne gerek var? Şunu istemeye, bunu istemeye. Ben ağırlarda rahat mıyım? Çekim yapıyorum. Çekimim bak Allah'ın izniyle yükseldi. Çekim yapıyorum. Bana izin de vermiş. Başka bir kocaya gitsem, başka bir kocam bulamadınız diyorsunuz. Yazıyorlar. Canlarım benim için diyorsunuz ama başka bir kocaya gitsem onun huyuna, suyuna alışmak çekim yaptırmazdı. Ben onunla aşağıdaki evimi geçindireceğim. Bir ben bir babaanneyim, bir anneanneyim, bir anneyim. Çoluğum çocuğum nereye başıma bileceğim? Bunların başına ben mi gideceğim? Kendi başıma bilmek için bir oda bir mutfağım olması gerekir. Yani 2+1'im olması gerekir en azından. Küçük de olsa bir evim olması gerekir. Hadi ben öldüm. Çocuğumun çoluğumun cenazemi kaldırmak için en azından bir evim oraya gitmesi gerekir. Ben kaldırtırmam cenazemi. Çünkü ben ölsem vasiyet edeceğim zaten. Giresun'daki o yeni mezarlığa koyduğum kendime. Çoluğum çocuğum gidip gelsin. Buraya çoluğum çocuğum gidip gelemez. Bunu da buradan sizlere de aynen böyle vasiyet edeyim. Ölürsem ben de orada İsmet kendi memleketinde olabilir de ben Giresun merkezde koyulacağım. Çocuğum çünkü ben çoluğum çocuğum buraya gelmez. Çoluğum çocuğum her zaman gelsin başımın ucunda buranın okusun. Beni görmüş gibi olsun. Daha o yetiyor. O yüzden diyecek olduğum canlarım. Ben fazla parada gözüm yok her zaman söyledim. Azıcık başım dersiz başım. Aa bir köyüm oluştu. Arkamda sıkışacağım zaman başvurabileceğim bir erim oluştu. Hastanede beni şey altına alacak, güvence altına alacak bir maaşlı eşim oluştu. Hani sigortam oluştu. Daha ne isteyeyim Allah'tan canım? Allah rüya kulum der. İnsanın Rabbim gönlüne bakıyor. Yüreğine bakıyor. Rüya kulum der. İkimizi birbirimize yazmış Rabbim. Ben bunun farkındayım artık. Çünkü dönüp dolaşıp aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Madem aynı yere geliyoruz, o yeri değiştirmek de bizim elimizde. Güzelleştirmek bizim elimizde. O yeri güzelleştirebilirim artık. Artık ne yaparsa yapsın, ben iyi olduktan sonra, ben onun dediğini yaptıktan sonra o da benim dediğini yapar. Evet.
Evet, usul olacak bu. Haydi bakalım ben bunu koyayım hocam. Bayağı bir konuşmuşum. Bana kuzeni de yap dedi. Ben şunu doldurayım da. Evet, patlıcanları doğradım, biber de getirmiştim Giresun'dan, doğradım, fasulyeleri de kıydım. Bunu böyle önceden annem yapıyordu, kızartıp üzerine domates koyuyordu. Sarımsak yok yalnız, sarımsak da çok güzel oluyordu. Ben böyle yapacağım, çayım da yanımda. Evet, bu pişti. Şimdi gene burada pişireceğim şeyi. Çok lezzetli oluyor biberleri, o sebze türü. Güzelce yıkadım, tuzladım. Şimdi ağzı kapalı. Buharıyla yakacağım biraz. Ondan sonra kızartacağım. Arkadaş ben bunları doyurayım. Bunlar doymuyorlar ya. Yumurta yaptım ekmekle. Bunları doyuramayayım abi. Tavada bir sürü kablarını. Sabah, öğlen, akşam. Ay yavaş dur. Az bir dakika durun ayrı ayrı vereyim dövüşürsünüz. Dur gelin abriye. Yok bu kaptan değil. Bu kaptan değil abi kaptan. Az önce peynirle ekmek de verdim. Sabahtan gene çorba yemek verdim, tavuk verdim. Anam bunlar doymuyorlar ya. Bunlar hep benim abu kapımın önünde bekliyorlar bunlar. Pencereme çıkıyorlar. Bekliyorlar bunlar. Ne olacak ben bilmiyorum. Bunlar doymuyor. Evet. İsmet amcamız geldi canlarım. Yalnız bende bir rahatsızlık var. Ne oldu bilmiyorum. Ya geçer inşallah. Midemde bir rahatsızlık var. Ha. Allah yemeğimizi geldi. Şeyde yaptım ocakta. Yok ocak başındaki kuzene de yaptım. İşte odundan bir şey yemek tatlı olur işte. Yalnız şey mecbur ocakta pişireceğim. Fındık sabahını onlara getiremezsin. Salatayı yaptım. Süt özlüğünü alırsan sevinirim oraya koyacağım. Alacağım. Ay karnım oldu. Sen özlüğünü de vereyim. Özlüğü ölçmek. Hışır. Yolduğumuz diye şey olsa tükendikçe ben odan alayım kasa. O yemekler. Bey yiyeceğim bey. Onlar 15 bidon yok dedim abi 5 kuruş almadı. Sağ olsunlar onlar. Bunlar al diye, bunlar alsın canım. Bunların garibi neden geldi diyeyim. Canım sen şimdi... Ay çok midem ağrıyor ya. Ben bunu bir gündür, bunları yaptım ama. Vücuduma ateş vura. Allah Allah ya. Yani havale geçire yaptım. Havaya ne s**kin havaya? Ondan değil, baygınlık geliyor. Allah Allah ya. Bu karnımdan ağrı mıydız, bağırsam. Sen geldiğinde oldun ha. Ben oldum, ben şu gün geçtim. Aynı gereken oldun ha. Aynen öyle oldum ya. Ben say gülmüştüm ya. Şey ya. Dedim bu ne oldu, bu niye hastalandı? Bu yeni damat hastalığı mı dedim. Bu... Ben habu geçirdim. Aynen. Ama habu ilacın ha. Abi ilacın ha, habu geçirdi. Bunu söylerim. Ben canım
ekmek pişirdiği sunuyor. Ekmek neden? Gelirken ekmek aldık da. Ha. Gelirken ekmek aldığım için. Dağılmasın abi. He, aldığımız için. Dur tabak da alayım. Tabağı buraya koymuşum. Canlarım, ben köyde olduğum belli olsun. Bunları seviyorum ben. Orada şey tabak da var. Benim hani daha önce getirdim. Ben bunu seviyorum. Ay maşallah, yemeklerimiz iyi. He. Köyde öyle olur. Ben seviyorum. Köy hayatını o yüzden seviyorum işte. Eskileri seviyorum, eski. Tansiyonla bir şey oldu besbelli, bilmiyorum. Besbelli tansiyonla. Ne şey var abi, tansiyonun kapı var. Aa, bilmeden bir şey bu muydu? Şeker kesinlikle karıncalanıyor. Şimdi karınca dadandığı zaman şekere, bu evde karınca var. Bunlar güya bağlamışlar tencerenin ağzını. Ha. Girmez diyor. Ben ha bu höşüle şeker koymak istediğimde açtım baktım poşeti, poşete bağlamış güya iki kat. Hı-hı. Girmişlerdi. Tek tek onları temizledim de. Çünkü orada durursa... Ya o nasıl geliyor vardan, ben bilemeyeyim ki ya. Şeker kokuyor. Şey karınca kokuyor. Ben onu temizledim. Hmm. Ondan sonra koydum içine. Ondan sonra da buzdolabına koydum. Daha oraya giremez. Buzdolabına girmiyor. Bu dedi buzdolabında dinlenmez mi? Hayır. Ben öyle şekeri değil, daha iyi, daha iyi. Ben şekeri buzdolabında muhafaza ettim. Alacağım kadar mesela şeker kabını alayım, dolabın içine gene koyayım. Oraya da bekleyelim, dolabın etrafı kabaklı olduğu için. Ama... Düşünsene, kavanozdan bile girer. Yani kavanoz kapağından bile. Reçelin içine girerdi bilirsiniz de. Kavanoz kapağından girmiyor. Kavanoz kapağından... Ya bak, naylon... Yani böyle kutularımız olurdu, reçel yapardık. Ağzını kapardı annem ne kadar, içine gene... Şeker girerdi. Ay şey girerdi karınca. Allah Allah. Gidiyordur. Karıncanın girmediği yer yok. Karınca da berekettir bu arada. Hı. Ama öyle değil ya. Üzülüyor. Çünkü ya onları ezmemeye çalışayım. Habile avullarda gezerken ha, dikkat ediyorum. Ezmeyeceğim, öldürmeyeceğim. Anam korkuyorum, dikkat ediyorum. Haşırda. Bir de bu kediler doymak bilmiyor anam. Meryem bugün kaç kere yemek istedi aldı. Sabahtan beri onlara hapa kadar o yerine yiyorlar. Onların yiyeceği başka bir şey olmadığı için en son ben sabahtan beri kaç kere verdim. En son yumurta yaptım. Ekmekle buladım. İki yumurtayı ekmekle buladım. Verdim. Yalnız oradaki kadın dedi ki biz de veriyoruz dedi. Onlar evet. Gerçekten dedi. Hani çok kişiler dedi, hep aynı ya. Zannediyorsunuz dedi. Veriyor, onun kankarı Ömer Gansı yok, veriyor. Yok, başka kadın. Ha, köye doğru da veriyor. He, köye doğru da geliyor bunlar. Ya, ya köyde de veriyor. He, ama bugün, dün, geldim geleli benim penceremden, benim kapımdan gitmediler. Gitmediler. Ha. Havle bir iki lir. Yedi de nedir onlar? He, bir iki lir havle ya. En son yapacak bir şey, ne dedi biliyor musun? Makarna yap, makarnayı çok iyi yiyorlar. Aa, makarnayı iyi yiyeyim. Makarnayı ben de yerim. Sen bana söyleseydin. Ya, hey, de hey. Ama, İsmet, şeyden ucuz. İnternetten mama alalım onlara. Aynen. Bu böyle olmaz. Olmaz olmaz, mama alalım, mama. Çünkü günde üç... Ya onlara bir adam lazım, yemek düşürmüyor. Evet, üç oyun yemek veriyor. Ha. Sabah, öğlen, akşam. Aynen. Ya olsa da vereyim. Şimdi ha bunu yemez ki. Ben mesela seni de yiyorum bugün. Her zaman et, tavuk olmaz ki. Olmaz. Sabah zaten lezzet çorbası, tavuk yemeği onları verdik. Söyleyeyim. Öğlende de yumurta kırdım verdim. Şimdi tamam. Akşam oluyor. Ha şimdi ne isteyecek? Onlar çok çok. He. Bir arada ekmeğe peynir böyle sıkıştırdım, onu verdim. Var ki yer.
Tamam mı? Ben ne yapacağımı şaşırdım onlara. Sen mama al onları. Vallahi alayım, ben alayım, alayım. Üzüleyim. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya bu da açıldı. Şu parmağım değdikçe şu tırnağın yarısı yok ya. Değdikçe aklım başımdan gidiyor. Abi yemekleri yaparken de şu parmaklarımı çalıştırdım. Şunu değil. Doğru. Bunu geri bıraktım. Ha bunlarla çalıştım. Fasulye dolapta önceden toplanmış yeşil fasulye vardı. Yoksa şeyde yeşil fasulye kalmamış, kartı almış hep. Aynı. Birkaç tane küçük fasulye bırakmıştım. Güzel fasulye vardı, ondan çok güzel turşulu olurmuş. Çok güzel. Ha, ya yavaş sayede zaten nazlı yengem bostanından turşu kurardı. Ha, ben kurardım işte. Fındık zamanı millet yerdi bahçede. Hem de ne tatlı oluyordu ya. Bak şimdi bunu mesela ben siz de gördünüz. Kızartma gibi yaptım. Üstüne dolap su koydum. Tamamen böyle bak yakından gösterdim. Çok da lezzetli oldu. Aha bu şekil çok da lezzetli oldu. Yesin, yesin. İsmet amcanız geldi, üstü iş üstüyleydi tabii ki, fındık üstüyleydi bugün. Geldi, duşunu aldı, üstünü giyindi, masasına geldi. Yalnız şöyle bir şey hissediyorum, yerlere oturdum ya ben. Benim yer çekiyor beni galiba, hani yeşillik. Midemi o şişirdi, bağırsaklarım o şişirdi galiba. Amca dışarı oturma, çimene oturma. Şeydendir bu. Hani yeni alışıyor daha vücut ya. Aa, sen hiç oturmadın ha? Hiç oturayım mı? Evde nerede oturayım? Evde oturayım sadece. Aa. Çimende oturamayayım ki. Çimen nerede bizim orada? Ya minder götüreceksin yanından minder. İlk önce böyle rahatsız eder ama vücut da alışması lazım değil mi? Olur. Sonuçta köyde duracağıma göre ama önce bir rahatsızlık veriyor bak. Midem çok rahatsız. Bağırsaklarım çok rahatsız. Orada incir topladım da sana, incir attım da. Hmm. Ha bu sene ikinci sene mi, birinci sene mi? Bir sene mi bunda? Biz 2020'de evlendik. İlk. 2020'de evlendik. İncir attım da sağa. Ama o incirin, başka incir dikeceğim onun kesinlikle. O kar yağıyor onun üstüne. Niye yanmayacak mı? Olmuyor ama hava incirler şeyde olurmuş aydında. Her toplantı şimdi geldi bu da satılır ya. Bu ne zaman olacak? Güzün. Yok kalsın orada kalsın sen de yiyorsun. Biz de yeriz. Tavayı fazla çizme ha. Kızartma tavası var. Sağ tabak getirdin mi koymamışsın? Ne olsun. Tabakımı tavaya kaydırma. Olur mu? Ama bak bu şekil türlü de çok güzel. Bunun adı kızartmalı böyle. Domates de sonradan koyuyorsun. Sarımsak yok. Aslında sarımsak olsa daha da lezzetli oluyor. Ha ha. Evde sarımsak yok canım. Gelirken unuttuk biz. Daha da lezzetli oluyor. Ama şu anda sadece kızartıp ve üzerine domates doğratın iki tane. Yok, iyi, o. Onun suyuyla birlikte ama çok lezzetli oldu. Bir de odun ateşinde olduğu için. Odun ateşinde olduğu için. Hüsnün nasıl? O da iyi, o da iyi. Haklısın. Ben eskiden gençken çok yiydim yemeği. Ne kadar yiydin? Ya ben ne bileyim ben tahminen besemediğim bir küçük inek kadar yiyordum. Yani çok hızlı yiyordum, bundan çok yiyordum. Bir sarıcıda ekmek, nasıl diye bir şey ben bir sarıcıda ekmeği altı tane oluyordum, altısını yiyordum. Yani bir tosundan fazla yiyordum. Ama iyi de çalışıyormuşsun. Aaa, 80 okuyuk bahis geliyordu. Kötü, kötü geliyordu yanısın gibi.
Yaşın kim kız? Ne bileyim? Uyduruyorsun atıyorsun. Çalışma doğru da yani sen attın. Bizim şey var ya, eskiden tabii imam daiminin barda toplanırdı bahçede. İmam diye gidiyor, onu toplanmıyor. Onu almış imam diyor, Hasan adı, adı Hasan adı. Ben değil ya, imam dayım, Hasan dayım alıyordu. Hasan diyordu, annem de diyordu. He, iki okka. Onlar da böyle daha şarjım diyor. Evet. Biz vedalaşalım, neyse sonra anlatalım. He, he. Öyle mi? Dünkü video çok uzun olmuş, atmakta zorluk çekiyorum. Bugünkü video da uzun olmuş olabilir. Canlarım, uzun tutmamaya çalıştım ya yemek bölümünde. Uzun tutmamaya çalıştım. Hani yorulmayın, şey olmayın diye. Oldu. Bizler sizleri seviyoruz, sizleri öpüyoruz. Biz sizi sevmesek sizden böyle başlar, bak. Karşılıklı konuşmamız var, karşılıklı. Aynen. Sizin de ben biliyorum, siz beni çarşıda yakalayacaksınız, yolda izle. İsmet Emre, sen yine Esra ile buluşmuşsun. Kerem, ne Esra benden ayrılabilirim, ne de ben ondan. Yani havlendir ya şeydim. tamam. Ağzını tut, yanlış şeylere gitme. Yok. Anladım, ağzından ne çıkacağını derken anlıyorum. Lep derken leblebi anlıyorum ben. Neyse canlarım, ben bir şey sormuştum. Bir önceki vlogda sabah mı atayım akşam mı diye, çoğunluk sabah demiş, bir yarısı sabah dağıt akşam dağıt demiş. Onları rayına oturtturacağım, size de haber vereceğim, akşam videosunda haber vereceğim diyeceğim, karar verdiğim zaman yetiştirebildiğim kadar. Hani uzun olmaz mı, o zaman yarım yarım olur mesela, 30 dakikalık 30 dakikalık inşallah. O zaman sabah akşam ne olur? Yani bir karar vereyim, bir rayına otursun bizim bu ev durumu, işte daha temizlik devam edecek, camlar silinecek, daha kendimi bugün iyi hissetmiyorum, kapılar silinecek, daha dışarılarda işlerimiz var, tarlalarda işlerimiz var, onlar görülecek, ondan sonra daha fındık mındık gelecek, fındık çekilecek, çok iş bizi bekliyor. Ve onlar bir rayına otursun, sizlere söyleyeceğim. İnşallah. Sabahsa sabah atarım diyeceğim. Her sabah. Yani akşam videosunda mutlaka haberini vereceğim. Çaresiz derde düştüm doktor. Bak çaresiz dert demek ne demek biliyor musun? Allah vermesin. Bak ne biliyor musun? Sevdalı çekersen alamazsın, çaresiz dert budur. Mesela Allah kimsenin başına ölmesin, ben çok çektim. Amin. Sen kime çektin? Sağ. Bana mı? Sağ. Ben başlasın. Ben elim. Ben yaramaz karnından işim olmaz. İsmet amcanız başladı yine. Onun kendine ifade etme tarzı o. Öpüyorum. Hepinizi bay bay edelim artık. Güle güle. Biz devam ederiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Aha geldi gene. Bak. Allah bak, ne ben vereyim o geleyim. Ha burada hapını görüyor musunuz ha? Bak. Kediyi görüyorsunuz değil mi abi? Ben vereyim o geliyor. İn deriye deriye. Al dereden taşları. Geçti benden sevdalı. Al cebimden saçları. Hadi güle güle. Türkü bundan sonra çok. Çok. Maldır alıp türküler bak. Çok.